Adım Güven Eriş. 58 yaşındayım. Yaklaşık 30-35 senedir Gümüldür ve Seferihisar'da çekirdeksiz Satsuma mandalinası üretimi yapmaktayım. Daha öncesi de var tabii. Babadan dededen kalma bir çiftçilik bu. Satsuma mandalinası diğer mandalinalara göre tat ve lezzet bakımından ayrılır. Şeker oranından ziyade şeker ve asit dengesi bunu oluşturur. Bakın incecik kabuğu vardır. İçindeki poso oranı çok daha azdır. Ağızda çiğnerken, yutarken çok güzel bir tat alırsınız, bir rayiha alırsınız ve bundan zevk alırsınız. Mart-Nisan ayında çiçek açar. Daha güzel lezzet oluşumu için erken çiçek daha makbuldür. Ekim ayının ortası gibi olgunlaşmaya başlar. Daha çakırken dahi meşhur lezzetini, güzel lezzetini almaya başlar. Sapların ta dibinden kesmek gerekir. Kasalara konduğu zaman bunlar birbirlerine delmesinler, bir mekanik yaralanmaya sebep olmasınlar. Satsuma mandalinini tanımak çok kolay. İncecik kabuk olur, yassı olur böyle. Çok fazla oval olmaz. Şu sap dibinde de bir kabarıklık olmaz. Seferihisar mandalini makbul satsuma çeşididir. Yenecek çeşittir. Bütün narenciye çeşitlerinden gayet güzel reçeller oluyor. Ama şu elimde tuttuğum bir satsuma mandalini ise bunu böyle güzelce soyup taze taze yemekten başka bir şey yapmak telef etmek, heba etmek olur. Satsuma mandalininin şimdi tam zamanı. Bol bol tüketin. Afiyet olsun.